Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizlere heyecanlı bir oyun sonunu göstermek istiyorum ve işin ilginç taraflarından bir tanesi Magnus Carlsen bizim de yaptığımız gibi o basit hatalardan bir tanesini yaptı. O yüzden bana birazcık keyif verdi. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Acaba siz ne düşüneceksiniz? Ama oyunu birazcık daha geriden almak istiyorum. Sadece o hatayı göstermek yerine birazcık geriden konumu işleye işleye gelelim. Sonrasında hataya da bakmış olalım ve oyun sonuna gitmiş olalım. Şimdi kale F2 devamında konuma birazcık bakarsak burada siyahlar artık H1 ile beraber vezir çıkmak istiyor ama fil dikkat ederseniz o kareyi koruyor. Ama kale F2 gelerek de bu fili rahatsız ediyoruz. Ve fil eğer bu çaprazdan çıkarsa H1 vezir olacak. Bir yandan da tabii ki İvançuk'unda D7 ve D8 devamında vezir çıkma istekleri var. Ama onunki birazcık daha tabii ki geç olacak. Buradaki duruma bir çözüm bulmak zorunda. Ve aklımıza ilk olarak belki de fili kaçmak geliyor ama fil E4'ten sonra bilgisayarın gösterdiği bir kale F4 var ama F5'e de aslında fil bu çaprazda artık barınamıyor. İsterseniz o güzel varyantı gösterelim. Kale F4'ten sonra fil G2, kale F2, tekrardan bu çaprazda E4'e kaçtıktan sonra F5 ve burada fil H1 ile beraber kale F1 fil kaybına razı olacaksınız. Ya da burada artık H1 vezir çıkıp mat olmuş olacak eğer bunu başka bir çapraz oynarsanız. O yüzden bu olmuyor. Fil E4'ün olmadığını gören son anlarda İvançuk ancak saliseler kala kale C2 oynuyor. Ve kale C2'den sonra çok karışık bir varyant var. Kale C2 tabii ki isteklerden bir tanesi kale F3'e burada kale H2 vurmak. Fil H2 ve her ne kadar tabii ki kale önde kalmış olsa bile burada şah E2'den sonra D7 ve D8 devamında vezir çıkmaya çalışacak İvançuk. Ve bilgisayarda bunun mümkün olabileceğini ancak buraya vurabileceğinizi gösteriyor. O yüzden aslında güzel bir hamle olduğunu söyleyebiliriz ama kale C2 gelirken tabii ki bunların hepsini hesapladı mı yoksa can havliyle en azından buna vururum diye mi düşündü bilmiyorum. Şimdi burada bir hamle kazandı Magnus Carlsen. Kale F1 oynadı. Ancak şah E2 kaçabiliyorsunuz ve kale F3. Burada bilgisayar bize artık diyor ki 0.00. Çünkü buradaki fili kaybediyorsunuz ama aslında önemli olan burada D7, D8 ile ilgili bir tehdidiniz var. Eğer H1'i tutarsanız da burada kale C1 ile birlikte H1'i tutup buradan devamında aslında oyunda da eşit materyal varken oyunu tutabiliyorsunuz. Belki kazanma ihtimalleriniz de var. Ama kale C1 hızlıca oynanmadı. Çünkü kale F3'e direkt şah F3 reaksiyonu verilmiş oldu. Ve oradan sonra da artık H1 vezir çıkıyor. Tabii ki İvançuk'un hatalarından bir tanesi ama çok insani bir hata. Çok olabilecek bir hata. Ve süresi de birazcık olsaydı belki bu kale C1'i çok rahat bulabilirdi. Ama bu oyun sonunda eşit olabileceğini düşünüyor. Vezir D5 gelindi ve at E5. Zaten konuma bakarsanız at ve kalenin doğru bir yerde, doğru bir savunmayla aslında berabere yapabileceğini biliyoruz. İvançuk da biliyor, Carlsen de biliyor. O yüzden dikkat etmeli lazım. Ve isteklerden bir tanesi de bu piyonu belki de savunmak. O yüzden D7 oynuyorsunuz. Ve D8 için fırsat kollayacaksınız. Belki burada hemen kale C8 oynayabileceksiniz. Ve beyazlar belki, sadece belki diyorum, kazanabilir bile. Ama Carlsen vezir D6 aldı. O piyondan çekindiği için. Ama daha da iyisi var. Sizler de durdurup bakabilirsiniz tabii ki ama çok kolay bu. Pardon. Vezir B3. Vezir B3'ten sonra ver şahı, ver kaleyi. Kaleyi de önüne kapatamıyorsunuz. Ya da atı önüne kapatıp hem atı hem kaleyi koruyabileceğiniz bir durum da yok. Ve burada yapabilecek hiçbir şey yok. Ve Carlsen buradan sonra hemen D6'yı alır almaz reaksiyon verdi. Vezir B3'ü kaçırdığını o bir saniye sonra fark etti. Ve çok güzel bir oyun sonu ellerinden kayıp gitti. Ve vezir D6'dan sonra devam eden oyunda artık burada beyazlar çok rahat bir şekilde at kale ile beraber savundular konumu ve son konumu da sizlere göstermek istiyorum. Buradan sonra 60 hamle daha oynandı ve 122. hamlede sürekli aynı yerlere kaça kaça İvançuk bu konumda beraberliği tutmayı başardı. Ve Carlsen 50 hamlenin sonunda aslında bu piyon hareket etmediği için direkt berabere ilan edilmiş olduğu için berabere kaldı. Umarım keyif almışsınızdır. Güzel bir hataydı açıkçası. O yüzden sizlere incelemek istedim. Yeni videolarda görüşmek üzere dedim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
Bay bay.